uzman doktor İsmail Gökşen meslektaşımız. Kendisi Pınarbaşı'nın Kurttepe köyünde doğdu. Sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Sonra psikiyatri uzmanı oldu. Daha sonra da Kayseri Devlet Hastanesi'nde uzun süre olduktan sonra emekli oldu. Şimdi dışarıda çalışıyor. Aynı zamanda İsmail Hoca bir de bu hayır şeylerine de fazla ilgileniyor. Mesela Tema Vakfı'nın Kayseri'de uzun süre başkanlığını yaptı. Ağaçlandırmaya çalıştı. Çok gayret etti. Kayseri'de epey ağaçlandırmalarda şey etti. Maşallah hayır ellidir kendisi. Ben de bu bahaneyle kendisini de bir çağırayım, bir kendisiyle konuşalım dedim. Bir de kendisi çok güzel saz çalar. Şimdi müziğin de insan sağlığı üstünde, ruh sağlığı üstünde etkileri var. Beden sağlığı üstünde de var. Onu çağırdık. Hoş geldin İsmail Bey. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Size Allah nasıl iyisiniz? Versin. Demek geldin İsmail Bey. Sağ ol. Evet, sazı da getirdin mi? Saz büşü getirdik abi bu defa. Maşallah. Neyle birlikte? Neyle de mi var sen? Neyle şimdi? O, sen tam teknik maşallah her şeyi. Bugün yapıyorsun. Konuyu özellikle kendi alanımızla ilgili olarak da ne diye yani düşün? Bu işi uzaklaştırmak için yani bu tarz etkinliklerde yani hemşerilerimizin hayatın bir devresinde mutlaka yakalamak lazım. Biz son bir senedir bu işleri artırmaya başladık. Maşallah. Ki gençlere de tabii daha önceden örnek olur. Bugünkü evet. Konuyu ne olarak tartışalım? İnşallah bugün stres ve baş etme yolları diye. Yani bugün evet. O konuyu işleyelim. Evet. Stres ve üzüntü nedir, sıkıntı? Evet. Onu tarif edelim. Tabii. Şimdi bu öncelikle akşam vaktinde bizlere zaman ayırıp televizyonları başındaki falan bulunan tüm hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Epitatus diyor ki abi, insanlara stres veren olayların kendisi değil, olaylara bakış açıları ya da şimdi çok şey biliyorsunuz güncel algı idaresiyle ilgili. Yani stres olayların kendisi değil, bakış açıları ya da algıları. Algılarıdır. Algıları. Elbette ki yani stres, şimdi ben doğrusu onu biraz hem motive edici stres hem de işte hem gittikçe zararlı hale gelen hem de klinik olan stresleri şöyle düzenli bir şekilde. Çünkü grup halinde olunca bazen biliyorsunuz Erciyes deyince hep zirve akla geliyor. Evet. Algı Erciyes şeyden başlıyor. Daha Hisarcık'tan itibaren başlıyor. Tabii. Ve giderek tabii Tekirdi, Nifostu ve arkasında biliyorsunuz süt donduran derken zirveye doğru çıkılıyor yani. Tabii. Şimdi bu süreçlerde hakikaten şimdiye kadar yoğun bir bilgi şeyli var, kirliliği var. Bu kirlilik içerisinde hangisi strestir, hangisi kliniktir? Değildir. Bu hususta hakikaten bir şey var, bir kaos var. İnşallah bu vesileyle de onları biraz daha aydınlatmış olup biraz ışık tutmuş olabiliriz. Aslında aşırı korku. Aşırı korku, aşırı, tehditler falan. Evet, tabii. Olunca ölüm korkusu. Çaresizlik ya da dehşete düşme. Dehşete düşme. Yani o şeyler, duygular, düşünceler akut stresin belirtileri oluyor. Ve bu sıkıntından dolayı da bazen hakikaten özellikle uyuşukluktu ya da hem işi hem de günlük yaşamlarıyla ilgili olarak olan fonksiyonların bozulması da akut stresi şeye getiriyor. Diğer taraftan bu posttraumatik stres bozukluğunda ise genellikle bir depremler, savaş anlarından sonra ki burada da yine gerçek ölüm ya da ölüm tehdidi var. Oradaki korku orada temel evet. Bir şey. Ağır yaralanma, yani o da burada başlı başına ve kendisini ya da başkalarının fizik bütünlüğünü tehdit eden durumların ve de böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya gelen kişilerde önünde olay, kaza oluyor, ölümler oluyor evet, falan gibi. O durumun sürekli olarak böyle flash bellek dediğimiz aynı olayı sık sık tekrarlanması zihninde istemediği tamam. Halde o sahnelerin tekrar etmesi. Önüne gelmesi. Evet. Evet. Yani bu tip durumlarda posttraumatik olarak addediliyor. Elbette ki bunların da mutlak surette gerek işte psikoterapik açıdan gerekse ilaç tedavisi yönünden çünkü böyle zamanda da beyin kimyasında hakikaten değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin de mutlak surette tabii ortadan kaldırması için klinik açısından olan bu durumlarda da klinik olarak tedavi
hem psikoterapi artı ilaç tedavisiyle birlikte olması lazım geliyor. Evet. Ve de böyle zamanda da mutlaka tabii hekime başvurmak gerekiyor. Çünkü bazen bu işler uzuyor. Yani hekime gelmek zor olabiliyor. Çünkü tarihin bütün yoğunluklarında psikiyatrinin algısı bozuk olmuş. Evet. Algı bozuk. Algı baştayken bozuk. Dedik ya, stres olay asıl şey değil. İnsanlara stres veren olayların kendisi değil. Kendi, algıları bozuk, tabii. Ya da bakış açıları. Bakış açıları. Maalesef bu kişiden kişiye de değişebiliyor. Değişir. Yani kişilerin tabii tolere etme durumuna göre de durumuna göre. Aynı olaya birilerini hiç etkilemez. Birileri çok yoğun şekilde stres yaşayabilir. Maalesef psikiyatri algısı da tarihin bütün boyutlarında şey olmuş. Algı bozuk olmuş. Yani. Algı bozuk olmuş. Evet. Oradaki bütün ana şeylerden biri de biliyorsunuz özellikle ağır hastalar işte davranışsal. Psikiyatrik ağır hastalar mı? Ağır hastalar. Psikiyatrik ağır gibi hastalar. Ağır, evet. Bipolar veyahut da ağır paranoid o tarz olan ağır bozuklukların süreci içerisinde normal insanların o davranış bozukluğu şeklindeki gelişen şeye acaba ben de olur muyum korkusundan dolayı tepki olmuştur. Acaba bu böyle hasta olur muyum korkusudur. Temel korku odur yani. Ondan dolayı komple şey çıkıyor. Bu işe karşı çıkıyor. Tamam. Psikiyatri deyince yok diyor. Yok. Yani ama işin ana püf noktası yani tabii takdirle yok. Yani o rahatsızlıklar da hayatın bir gerçeği. Gerçeği yani tabii. O gerçeğin içerisinde herkes yani hayatın mutlaka hani doğuştan işte nöropsikoloji şey nörojenik ve psikiyatrik açıdan yani komple gelen nörogenezle ilgili olan işte pek çok değişik işte sebepler olan rahatsızlığın ama hayatın bir devresinden sonra da bu tip durumlarla hayatın içerisinde her insan da şey edebilir. Yani ondan dolayı yani karşı olmak yerine bu algıları düzeltip algı yönetimini iyi çetmemiz lazım. Yani peki. Burada da bir bilgi kirliliği var, bir kaos var. Algı yönetimi nasıl şey edilir? Yönetimi nasıl stresler yönetilebilir veya korunma tedbirleri evet, nedir? Biz bugünkü konumuz dolayısıyla şimdi stresle baş etme algı yönetiminde öncelikle bir soruna yönelik baş etme şeyler var. Bir de duyguya yönelik baş etme. Sorunlarla ilgili konunun durumuna, hafif orta şiddetli olma durumuna göre kişinin kendisi veya çevresi veyahut da bu konuyla ilgili olarak diğer kurumsal olarak olan yardımdan tutun. Elbette ki şimdi duyguya yönelik olan kısımlarda da tabii ki ana şey bütün bunların üstesine gelmek için beden ve ruh sağlığını korumada üretici, verimli ve de kaliteli yaşamı hayata geçirmek yani. Bütün ana şeyi verimli çalışmak. Hatta Freud'un biliyorsun yani sağlamla ilgili sevmek ve çalışmak diye iki kelimeyle şeydir. Tarif burada eder. Da tarif eder. Burada da çok geçer. Sevmek ve çalışmak. Hakikaten ana stratejilerden biri bu. Diğer taraftan tabii şimdi fiziksel dayanıklılığı artırmak için bu yeme içmeden başlayıp bu, özellikle bu kahvaltı özellikle sebze meyve ağırlıklı olmak üzere yine soda, ayran, su nevinden olan. Çünkü son zamanlarda özellikle bu biliyorsunuz diyelim ki Coca-Cola veya bunlar içerisinde ve kafeinden dolayı daha da zararlı. Zararlı olduğu için hakikaten stresle olan kişilerin yani bu tip şeylerden biraz uzak durması lazım. Çay, kahve, kola. Kola onlardan gibi, evet. Uzak. Yeterince ve düzenli olarak uyku uyuması lazım. Çünkü uykuda enerji toplayınca hakikaten stresle ilgili olan hormonlar normal sürece doğru şey diyor, geçiyor. Diğer taraftan düzenli egzersiz ki bu egzersizin hakikaten yürüme, koşma, yüzme olabilir. Yani bunlar başlı başına bu egzersizlerin içerisinde. Yani aşamalı gevşeme, düzenli gevşeme metotlarını öğrenmek. Diğer taraftan sosyal ve kültürel etkinlikler de yani bir şekilde bunlar bu egzersizlerin içerisinde. Derin ve yavaş solunum dediğimiz hatta yoga tipi solunum. Normalde solunum biliyorsunuz şeydir, otomatiktir. Evet, ama otomatiktir. Ama böyle diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayarak yani hem şimdi buradaki süreçte... Yani oksijeni tutmak biraz yavaş, akciğerde veya tutup karbondioksit seviyesini yükseltmek evet, yani hafif asidoz oluşur biraz. Yani evet. Normal şeyin bir iki katı falan oluyor. Normal nefes alma vermenin. Evet. Orada hem kontrol ele geçirme. Yani bak stres seni de yeneceğim deyip yani öyle tabii. Bir algı oluşuyor. O da bir yönetim. Ha mutlaka gülmeye zaman ayırmak yani. Şimdi. Gülmeye, bu, evet. Şimdi burada biliyorsunuz tansiyonu dengelemekten tutun ağrıları azaltmaktan
sindirimi kolaylaştırmaktan, sinirli olmayı engellemekten bütün bu gülme başlı başına tedavi. Tebessüm, gülme hakikaten hatta biliyorsunuz işte şen insan güneşe benzer. C'yi de oradan kaynaklanıyor herhalde. Girdiği yeri aydınlatıyor, girdiği yeri yani bu süreçlerin hepsini silip atıyor bir tarafa. Çünkü gülmek çok güzel bir şey. Evet. Diğer taraftan zaman yönetimi. Biz de tabii biliyorsunuz her zaman dikkat etmediğimiz ama bu stresle ilgili olan özellikle iş çevresindeki iş adamlarının hakikaten çok dikkat ederler zaman yönetiminde. Evet. Onu mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Ve sabah bile kalkarken bugün işte hoş bir güzel bir gün olacak denilmesi veya bugün sağlıklı olacağım denilmesi bile o bir kelime bile gün içindeki aynen bilgisayardaki ya internete girerken şeyler şifre gibi hayatın günün şifresi oluyor yani. Güne nasıl başlarsanız güzel, hoş, hakikaten gün içindeki olan şeyler yani beyin ona göre plastise gibi biliyorsunuz beyin bu tip şeye uyum sağlıyor. Ama diğer taraftan işte olumsuz olursa da bir defa beyin olumsuz şeyleri işliyor. Hani gün içindeki sıkıntılar arka arkasına gelişmiş oluyor. Ve sürekli kendisini geliştirme ki kişilerin yani okuma, yazma, işte gün içindeki o egzersizler. Çünkü beyindeki şakraların yahut da programların değişmesi lazım. Yani o evet. Aralar mesela reklam arası gibi biraz önce bir dinlenme oldu. Aynen beynin de buna ihtiyacı var. Hakikaten diyelim ki bu hayatın içerisinde diyelim müzikle hakikaten yani hobi özellikle hobileri geliştirerek ki biz de tabii. Toplumsal olarak burada müzik bunun başında tabii en çok. Ha, evet mutlak surette herkesin yani gerçekten hobi yani diyelim ki işte bizleri resim yapmak, müzik, spor. Spordu mesela. Bunların hepsi kitap okumaktı. Yani mevcut diyelim ki yani dua ve ibadet de yani başlı başına o şeyleri. İbadet tabii. Diğer taraftan mevcut seçeneklerin hepsini bir gözden geçirip İşte yani fıkralar, şakalar. Çünkü fıkraların dinaminde zaten şakaların şuur altını rahatlatma şeyi var. Çay vardır. Evet. Yani temel olarak bu gerginliği, iç tepiyi azaltan en önemli şeylerden biri de o. O yüzden çok yaygın olarak bütün toplumlarda bu fıkra. Evet, fıkra yani çok gelişmiştir. Şey gibi diyelim ki süreçler açısından işte komedi filmleri izlemek, iyi şeyler düşünmek, ölçülü olmak bunların hepsi hakikaten bu şeyde algı yönetiminde veyahut da stresle baş etme de önemli olan şeyler oluyor. Durumlar oluyor. Ve de tabii televizyonlardaki şeyleri seyretmemek, şimdi, bu açık oturumlardaki stresli işleri. Sıkıntılı ya da o konumları hakikaten etkileniyorsa, ona dayanabilen bilen varsa seyretsin yani. Tabii. Ama dayanamıyorum diyorsa da şey yok. Sakıncası yok. Sakıncası yok yani. Oradan gerek yok yani. Şimdi diğer taraftan hakikaten kişinin kendisiyle diyaloğa girmesi. Yani ana şeylerden de biri bu. Yani şimdi hep atar tutar biliyorsun ama kendisine yönelttim nedir ne diyelim sorusu pek. Evet. İle güler de kendi üstüne gelince iş karışıyor. Ha, orada nefis karışıyor. Ona müdahale. Çünkü yani zaman içerisinde şey oluyor. Hatta bizim toplumda şey karar gün kararmaz diye biliyorsunuz bir şey var. Karar gün kararmaz yani. Karar gün kararmaz. Kararmaz yani yer geç bir şekilde açılır. Şimdi özellikle stresle baş etme metotlarında yollardan işte müzikle de hakikaten doğrusu ben gençlere örnek olsun diye işte yaşımız da aşağı yukarı 60'ında. Evet. Yani 1-1,5 sene önce başladığımız ancak sazın daha önce böyle birazcık kulaktan dolma şey oluyordu, vardı. Yani özellikle biz de biliyorsunuz Dadaloğlu'nun torunlarından, Dadaloğlu diyarından. Evet. Şimdi o süreçlerde de yani gerçi bir süre olmuş o hat kesilmiş yani keşke yani... Şey olmuş olsaymış devam çünkü bu kültürel olarak biliyorsunuz yani çocukla aile içerisinde başlayan bu saz çalma ve diğer enstrüman çalma olayları da o şekilde çocukluktan itibaren başlayınca daha başarılı oluyor ama 60'ından sonra da güzel oluyor yani oluyor. Hayatın bir yerinde çekmek lazım yakalamak gerekiyor yakalamak yani doğrusu ben şimdi özel muayenehanede boş zamanı hoş zaman geçirmek için. Çok güzel bir şey. Yani boş zamanı boş. Boş zaman geçirmek için o şeyden mantıktan, o felsefeden hakikaten yani önce başta bir sağ olsun bir iki ay şey geldi bir özel hoca. Ondan sonra baktım internetten bazı parçalar iniyor. Kulak baktım ilerlemiyor. Bu arada en sonunda doğrusu şimdi konservatuvar büyükşehirin konservatuvarı oraya şey diyorsun. Hatta bugün de bu saatler inşallah çıktıktan sonra sürece devam edeceğiz. Yani hayatım, ben bir şey söylemem buyurun. Değerli seyircilerimiz. İsmail Gökşen kardeşimiz gerçekten son 1,5 senedir saz çalımına falan da başladı. Hatta neyde başladı?
Şimdi inşallah ondan da birkaç örnek size verelim. Hem de siz de biraz dinlenmiş olun. Tabii. Hem de. Memnuniyetle. Evet, İsmail Hoca buyur. Önce bu ney? Şu neyden bir şeyler çalalım buyur. Özellikle bizim yörenin bu vesileyle Çanakkale şehitlerimizin ruhları şad olsun bir kere daha. Sarıkamış'ın. Sarıkamış'ın. Biliyorsunuz dün de Sarıkamış'ın hakikaten. Evet, aynı gördü öyle dün. Erciyes'te milli ruhun şahlanışı. Yani orada hakikaten çok güzel, hoş hani bir şey oldu. Yürüyüş oldu. Şehitlerimizi böyle Sarıkamış şehitleri. Bir de onu söyleyelim değerli seyircilerimize. Şimdi İsmail Bey'in Sarıkamış adlı önce neyle sazını söyleyeceğiz. Sonra sazla da ağzıyla da söyleyeceği o Sarıkamış türküsünü bir dinleyelim. Başka yerde ben pek duymamıştım. Yani bu herhalde vardı, sen duydun mu? Var mı bu normal literatürde, var mı şeyde? Sarıkamış adı. Sarıkamış adı, evet. Literatür şeyde var mı? TRT şeyinde. TRT arşivlerinde, özellikle biliyorsunuz Musa Eroğlu, yani Sarıkamış adıyla ilgili biliyorsunuz o da şey diyor, çalıyor, ama bizim yöresel olarak 1914'ten beri özellikle burada rahmetle anacağımız Karazala'nın aşağı yukarı kim Arazana mı? Karazala. Bizim yörede Pınarbaşı'nın Sindel köyünde Karazala bu Sarıkamış ağıdını yani yazan mı? Söyleyen. Ya, ümmi bir şey teyzemiz, ama o günkü şartlarda 15 hatta 20 beyit böyle doğal olarak doğaçlama olarak söylediği ağıt yani. Hadi bunlar, çal da dinleyelim yani, bir. Evet. İnşallah çalmaya çalışacağım. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Çok güzel oldu. Şimdi sazla devam edelim, evet. Aynı şeye. Doğrusu daha önce bu neyle üfleyen yoktu. Herhalde ilk defa bu ağıtı neyle yöresel olarak. Burak sen söyledin. Özellikle ben yerel kültürlerle de doğrusu ilgileniyorum. O vesileyle doğrusu bunun doğaçlama olarak. Çünkü Garazala'nın akrabası benim ebemdi. Ve çocuklukken de biz doğrusu bu ağıtları çok dinledik. Çok oradan güzel. Kulaktan olan kalmış şeyle. Kalmış ve onu söylüyor. Evet, neyle? O şekilde. Şimdi sazbüş de bu, öyle mi? Şimdi değerli seyirciler, bir sazı ilk defa ben görüyorum. Eskiden cümbüş olarak bilirdik. Ama cümbüşün kolu ut koluydu. Orada şeysiz olarak çalınıyordu, perdesiz. Fakat normal saz, yani bağlamanın kolu cümbüşün kazanına bağlanmış. Ve sazbüş mü deniyor? Evet, buna sazbüş diyorlar. Dedim, sazbüş diyorlar. Çok güzel bir şey. Gerçekten değişik, geliştirilmiş, güzel bir şey. Bu da doğrusu bir 2-3 hafta önce kursa bir genç arkadaş getirmişti. Ben de orada görmüştüm. Sonra ilgimi çekti. Doğrusu gittim, var mıydı? Satlık varmış, aldın öyle, evet, mi? Evet, evet. Yani oradan aldık. Ve doğrusu, yani Kayseri'de satılıyor mu bu? Satılmış. İstanbul'dan şey diyorlar, getirtiyorlar. Getirtiyorlar, ha. Bir genç arkadaş bunu işte tek tek şey oldukça, tamam, gittikçe getiriyormuş. Peki şimdi
Sarıkamış Ağadını sözlü olarak ve sazmışta İsmail Bey'den dinleyelim. Sargamış yaralıyım, kim görmüş kim yaralıyım, daha bunu duyan var mı? Dünya guru İbrişimin kozaları battı avuçlar gazalayı sargamış da kırıldı Gonca gülü tazeleri yüzbaşılayır binbaşılayır tabur tabur varçılayır sabah oluyup gün Yatan şehitler ışıldayım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ruhlar şad olsun. Ruhlar olsun. Mekanlar evet. Cennet olsun. Sağ olasınız. Gerçekten çok işli bir ağıt çok yani. Işli, çok da doğrusu güzeldi. Doğrusu söylerken de çok duygulanıp yani Karazana, o duygular içerisinde evet. Gerçekten yani ses bile şey diyor bazen kayboluyor. Evet. Ama yoğun bir duygulanma. Evet, ben de çok duygulandım. Çok ilgili. Yüreğim yandı. Hatta yani, bu konuyla evet. ilgili olarak bizim o yörede biliyorsunuz eskiden yedek asker şeyine redif. Redif denir, redif evet. Denir. Şimdi bizim yakın bir köyde çocuk oyuncağıyla oynarken bu şeyler geliyor o gün şartlarda. Redifler mi? Redif toplamaya gelen. Toplamaya gelenler. Görevliler. O sırada çocuk oyuncağını yine duyguladım. Ana diyor, oyuncağı bir yüke sakla diyor. Gelince oynayacağım diyor. Yani evet. Tabii. Çocuk bile gidiyor yani evet, redif yani, olarak. 15-16 yaşında. Tabii. Oyun çocuğu. Oyun çocuğu. Gidiyor gelmiyor tabii yani. Tabii tabii. Ruhları şad olsun. Evet. Hakikaten yani bu çok büyük bir dram. Yani çok. Bu milletin çektiği bu milletin çok yani. Yani bu ruha çok iyi sahip çıkmamız sahip lazım. Sahip çıkmak lazım. Yani evet. Sarıkamış'a, Çanakkale'ye. Tabii tabii. Afrika'da, Avrupa'da, Amerika şeyde, Asya'da. Yemen'de. Yemen'de. Sina'da gidip de kal, gelemeyenler. Dünyanın dört bucağında kalan ve bugünkü bu mutlu, huzurlu yaşamamıza sebep olan o şehitlerimizin ruhu şad olsun ve onun şuurunda, bilincinde olarak yani bu milli ruhu her zaman şahlandırmamız lazım. İnşallah. Çocuklarımıza, geleceğimize yani buradan çünkü biliyorsunuz Avrupa'da hatta Japonya'da biliyorsunuz öncelikle ya götürüyorlar bu savaş şeyle müzelerini gezdiriyorlar ya da savaş meydanlarını. Yani bunu mutlak surette zaten
Yani mevcut şu anda Milli Eğitimimiz, Gençlik, Spor Bakanlığımız da hakikaten bu işle ilgili olarak yakinen ilgileniyor. Yani bunlara çok daha yani dikkat edip hakikaten hayata şey etmemiz lazım. Teşekkür ederim İsmail'cim. Programımız sona erdi. Bu sana hem katıldığın için hem de bu müzik şeysi hem de Çanakkale'yi bize Sarıkamış'ı hatırlattığın için teşekkür ederiz. Bu ben pek dinlememiştim. Bu müziği çok da iyi bilmiyordum. Allah razı olsun. Onu da öğrenmiş olduk. Bu arada rahmetli Karazana mı? Karazala. Karazala'yı da Kara Hala gibi düşünelim. Evet. Karazala'yı da anmış olduk. Mekanı cennet olsun. Değerli seyirciler, bir sağ olun programı da burada sona eriyor. Gelecek pazartesi başka bir konu ve konukla beraber olmak üzere sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet. Ben de yapımda, yönetimde yemeğe geçen herkese teşekkürler. Herkese saygılar sunarım. Kuzum doktor, derdime bir çare.